Baba şefe hoş geldiniz. Bugün şöyle iki parça bonfilemiz var. Aslında bu bütündü. Ortadan ikiye kestik. İki parça bonfilemiz var. Şimdi bugün bir deneme yapacağız. Ne yapacağız peki? Birini iyi pişireceğim. Birini az orta pişireceğim. Yani az orta pişmiş bonfile mi daha lezzetli olacak? Yoksa iyi pişmiş bonfile mi? Tabii bu kişiden kişiye değişir. Fakat burada bizim denemek istediğimiz bunu tadına özellikle Hüseyin Salih'e baktıracağım. İkisinin de tadına baktıracağım. Hangisi daha yumuşak, daha sulu olmuş, hangisi diğerine göre daha kuru olmuş, bunun kararını vereceğiz. Şu an hala ülkemizde çok pişmiş et daha çok tercih ediliyor. Orta ya da az pişmiş etler daha az tercih ediliyor. İçinin böyle kırmızı kalmasından dolayı insanlar ön yargıyla bakıyor. Fakat lezzet olarak denemediğimiz için hangisinin daha iyi olduğuna karar veremiyoruz. O yüzden bugün bu denemeyi yapacağız. Direkt size fikirlerimizi açık bir şekilde söyleyeceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz? Bakın, zaten sistem belli. Mühürleme yapacağız. Mühürleme için şöyle etimizi güzelce yağlıyoruz. Bunu da zeytinyağıyla yağlıyoruz. Yağlamadaki amaç neydi? Yağlamadaki amaç ısı dağılımının eşit olmasını sağlamak. Burada bundan biz lezzet falan hiçbir şey beklemiyoruz. Sadece ısının homojen bir şekilde dağılmasını sağlamasını istiyoruz. Hepsi bu kadar. Bende Himalaya tuzu var. Deniz tuzu kullanabilirsiniz. Böyle Himalaya tuzu kullanabilirsiniz. İkisi de yoksa tabii ki de sofra tuzu da kullanabilirsiniz. Ama önceliğimiz deniz tuzu ya da Himalaya tuzu bu tarz mühürleme işlemlerinde. Tuzdan korkmayın. Çok fazla tuzlu olmaz. Tabii çok aşırı da abartmadığımız sürece. Bu da tamam. Farklı bir şey yapmıyorum. Marinasyon işlem falan yapmıyorum. Direkt et tadını net bir şekilde alabilmek için. Ve karabiber. Taze çekilmiş karabiber. Evet, döküm tavamı ocağa koydum. Yaklaşık şöyle bir 3-4 dakikada altını iyice açtım. Böyle bayağı iyi oldu. Şu an elimi neredeyse tutamıyorum. Bu çok önemli. Döküm tavanız olabildiğince sıcak olmalı. Şimdi bakın etlerimiz hazır. Koyacağım. Pişirmeyi anlatıyorum kısaca. İkisini de aynen de koyacağım. Fakat birini diğerinin iki katı kadar tavada tutacağım. Yani birini ortalama 1,5'ar dakika civarı düşünüyorum. Orta pişmişi. Diğerini 2-2,5 dakika falan tutacağım. Bir yüzünü. Bu şekilde çevirerek pişireceğim. Ondan sonra alacağım. Dilimleyeceğiz. Zaten içinde görmüş olacağız. Zaten etimiz de çok kalın değil. İnce pişecektir yani. İçinde görmüş olacağız. Bu şekilde kesin sonuca ulaşacağız. Bakın bırakıyorum. Bu sesi duyacaksınız. Bu ses çok önemli. Şimdi pişirmeye devam ediyorum. Evet bakın şu etimi artık çeviriyorum. Bakın yapışma falan yok. Gayet iyi çeviriyor. Bakın bu tarafı da gayet iyi. Güzelce pişmiş. Şimdi aynı sürede tutacağım. Sonra bunu yan tarafa çevirirken bunu çevireceğim. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet artık bu etimizi çevirme zamanı geldi. Bakın. Bunu da yan çevireceğim bu şekilde. Şöyle. Biraz da bu tarafları pişsin. Tekrar devam ediyoruz. Evet. Şu etimize şöyle bir bakıyoruz. Biraz daha şurası durmalı. Şuna bakıyorum. Evet bu da şöyle farklı bir yere koyuyorum. Bu daha fazla tuttuğumuz, çok pişmesini istediğimiz et. Bu orta az pişmesini istediğimiz bir et. Bu eti şimdi az sonra alacağım. Evet bakın şu eti şimdi tahtanın üzerine alıyorum artık. Bu biraz dinlenecek. Şunu da yan çeviriyorum. Bunu çok pişirmeye çalışıyoruz. Şöyle. Şu yanında biraz daha pişirelim bunu. Evet artık bu etimizi de alıyorum. Şuraya koyuyorum. Az orta pişmiş, iyi pişmiş. Bir 3-5 dakika dinlendireceğim. Bu dinlendi ama bunun da biraz dinlenmesi lazım. Suyunu bırakmaması için. Ondan sonra bakalım deneyeceğiz. Evet. Etlerimizi dinlendirdik. Bakın hiçbir yerde su yok. Görüyor musunuz? Tavada da su yoktu. Hala burada su yok. Çok iyi mühürlememizi yaptık. Her şey şu an yolunda. Bakalım. Şimdi şunu şöyle şu ortasından bir keselim. Şöyle göstereyim. Şöyle kaldıralım. Gayet iyi. Şunu da şöyle keselim. Aşağı yukarı aynı yerden. Evet, bakın.
Şunda pembelik var. Bunda pembelik yok denecek kadar az şunda. Şunda ise pembelik var. Bakalım şimdi şöyle bir fotoğraf alacağım ben. Fotoğraf aldıktan sonra Hüseyin Salih'i çağıracağım. Tadına baktıracağım. Bakalım hangisini daha iyi sevecek, hangisini beğenecek. Bakın şöyle de göstermek istedim. Bakın içi pembemsi. Bunu da tamamen artık pişmiş, iyi pişmiş denilebilecek bir et. Evet, dilimledik. Bakın, orta pişmiş, çok pişmiş. Söz sırası Hüseyin Salih'te. Hüseyin Salih'te şöyle iki tane dilim kestim. Onların tadına bakacak. Bakalım ne diyecek. Hadi bakalım Hüseyin Salih. Önce iyi pişmişe baktı. Nasıl Hüseyin Salih bu? Et Gayet zaten güzel. yumuşak bir et. Bonfile. Gayet güzel. Bakalım diğeriyle kıyasla. Senden iki şey istiyorum. Hangisi daha yumuşak, hangisi daha böyle sulu sulu bir et? Birinci yediğin mi, ikinci yediğin mi? İstediğini söyleyebilirsin. Hiç önemli değil. İkisi de ikinci et kesinlikle. İkinci çok daha mı iyi? Evet. Arkadaşlar, siz de kesinlikle deneyin. Evet Hüseyin Salih. Az orta pişmiş et, çok daha sulu, çok daha yumuşak diyorsun. Evet. Siz de kesinlikle deneyin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.